Bu galeri 1730 ile 1765 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu, İngiltere'nin bir dünya gücü olarak ortaya çıkmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde ekonomik olarak, politik olarak ve askeri olarak ilerleme kat edilmiştir. Ayrıca bu dönem İngiltere'de kültürel büyümenin de gerçekleştiği bir dönemdir. Önceki dönemlerde deniz aşırı ülkelerde eğitim görmüş ve sanatını orada icra etmiş sanatçıların ağırlığı vardır. Ama bu dönemlerde ülke çapında ve uluslararası ün kazanan İngiltere doğumlu sanatçılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu resim Hogarth'ın otoportresi. Kendisi İngiltere Ulusal İngiliz Resim Okulu'nun kurucularından olarak sayılır. Kendini bir çerçeve içinde, başka bir çerçevede bize sunuyor. Bu resmin röntgeni gösteriyor ki, en başta kendini perukla çizecekmiş, ki bu gerçek bir centilmenin doğru giysisidir. Ama resmi çizerken bunu reddetmiş ve kendini kısa kesilmiş saç ve şapkayla resmetmiş. Kendini centilmen bir ressam olarak değil de bir sanatkar olarak göstermiş bize. Resimde köpeği Trump da var. Boksör köpek, bu da onun kavgadan çekinmeyen özelliğini simgelemekte. Hogarth tarafından yapılan bu ikonik eser, Thomas Gainsborough'un yaptığı erken dönem manzara resmiyle yan yana sergilenmekte. Bu resim, sanatçı Londra'daki çıraklık dönemlerindeyken, yani 20 yaşındayken yapılmış. Burada Suffolk'tan ormanlık bir manzara görmekteyiz. Gerçek bir manzara resmedilmemiş. Topografik olarak doğru değil. Geride bıraktığı manzaradan akılda kalanları yansıtmış daha ziyade. Hollandalı ustaların etkilerini de görebilmek mümkün. Örneğin Roosdael ve Hobbema'nın eserlerinden ilham almış ve bunu resminde açıkça görmek mümkün. Daha sonra Gainsborough portre eserleriyle Londra ve Bath'te toplu portreler çizerek de ün ve başarı kazandı. Ama manzara resmi onun gerçek aşkıydı ve portrenin stresinden uzaklaşmak için manzaraya geri dönerdi.